O yardımları getirmişler. İki tane kamyon tırı getirmişler, dağıtmışlar köylerdeler şu anla. Üç tane tırı da yolda polis bırakmıyor gelsinler. Diyor AFA diyor biz kendimiz dağıtalım. Ama adamlar canı gönülden kendi şahsi imkanlarıyla getiriyorlar. Onlar bırakmıyor. Belki başka bir şehre de yönlendireme şeyleri de var. Yani fikirleri de var. Bilmiyoruz. Ama biz yerine ulaştırmasını istiyoruz. Burada dağıtan ekiplerimiz de var. Yani sağlam böyle güvenilir. Şahsi kişiler, gruplar var. 4-5 gruptur. Kendileri böyle yardıma muhtaç kişilere ulaşıyorlar. Öyle sıradan insanlara ulaştırmıyorlar. Geldiğimiz günden beri manzara sadece can pazarıydı. Geldiğimiz ilk gün eğer burada devlet tarafından olsun, AFAD tarafından olsun bir iş makinesi gelmiş olsaydı doğru düzgün, AFAD buraya doğru düzgün bir el atmış olsaydı buradaki ceset sayılarının %80'i ceset değil, yaşayan bir insan olacaktı. İnsanlar en çok ısınmaya ihtiyaç duyuyor. Şu anda depremden dolayı elektrik yok, haliyle doğalgaz da yok. Şu anda insanlar ekmek ve su ihtiyacı çok fazlaydı geldiğimizde. Bu ihtiyacı şu anda biz giderdik. Bunun dışında şu anda ısınmaya çok ihtiyaçları var. Koordine etmekte şu konuda çok zorlanıyoruz. Ama fazlasıyla zaten burada gördüğünüz gibi bize tüm erzaklar geliyor. Ama en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi insanlara dağıtmakta çok zorluk çekiyoruz. Nedeni şu, çünkü düzgün bir şekilde erzaklar tüm ihtiyacı olan insanlar değil de ihtiyacı olmayan insanlar daha çok burada almaya çalışıyor. Bu erzaklar bizde araçlarımız belli bir sıra işte sınırda olduğundan dolayı bunları ilçelere ve köylere ivedik bir şekilde mümkün mertebe hızlı bir şekilde iletemiyoruz. Barınma konusunda zaten çevremizde gördüğünüz gibi insanların çadır konusu çok sıkıntılı. İnsanlar şu an hepsi çadırda. Ondan sonra enkaz altındaki halka baktığımızda sağ tarafında gördüğünüz belki orayı verirseniz görürsünüz. 3 gündür biz orada enkaz çalışması yapıyoruz. Çıkan kişilerden sadece dün akşamleyin saat 12 civarında 70-80-70 yaşlarında bir beyefendi çok şükür sağ salim çıkarttık. Onun haricinde çıkarttığımız herkes eksik. Hepsi vefat etmiş durumda.